Merhaba Emel Hobi bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yeleğimizin ikinci kısmını çalışacağız. Biz sizinle ilk videoda yakadan başladık, artırmalarımızı yaptık ve üçüncü sıra haroşamızı ördükten sonra şimdi kol evini ayıracağız ve desenimize başlayacağız bedenimiz için arkadaşlar. Şimdi ben birinci kolu yaptım. Kolumu hem kestim hem de ilmek artırdım. Çünkü neden? Bizim desenimiz için ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 10 ilmek artıracağız. 5'ini buraya, 5'ini de diğer kol altına yapacağız. Şimdi arkadaşlar 3 sıra tam haroşayı bitirdikten sonra 4. sıra haroşayı dümdüz 1 sıra önden örün. Ve arkadan gelirken arkadaşlar şimdi burayı tamamlayacağız kolumuzu. 4. sıra haroşamızı çıkaracağız ve tekrar dönüp ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi ben sırtı en son örmüştüm. Bakın 4. sıra haroşam çıktı. Şimdi örgümü döndürüyorum. Buradaki kol ilmeklerimi kesiyorum. Şunu da hatırlatayım. Burada bizim birer ilmeklerimiz vardı. Onları da bedene dahil ettim. Çünkü desenimiz için bize ilmek lazım. Şimdi burada 60 tane. Evvela şuraya bir işaret takayım da. Buraya kadar keseceğiz çünkü. Şimdi 60 tane ilmeğimiz var burada. Örgümüz bittikten sonra önlerde 44, sırtta 70, kollarda da 60'ar ilmek var arkadaşlar. 60 ilmeğimizi evvela buradaki 44 ilmeğe kadar örüyorum. Ve 4. sıra haroşamı tam kolda bitirmiş olacağım. Şimdi ben burayı öreyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar 60 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Burada sadece 44 tane diğer öndeki ilmeklerim kaldı. Buraya dokunmuyoruz. Şimdi bakın koldaki 4 tane tam haroşa sıramız da bitmiş oldu. Şimdi tığ yardımıyla arkadaşlar dilerseniz şişle de olur. Buradaki 60 tane ilmeği kesiyoruz. Yani şişimizden çıkarıp ilmekleri kapatıyoruz. Bu şekilde 60 tane ilmeğimizi sayarak çıkaralım. 3, 4, 5, 6. Çok sıkmayalım. Gergin olmasın. Yeleğimizin kenarı, kol kenarı. Şimdi 60 tane ilmeğimizi keselim arkadaşlar ve şişimizden bu ilmekleri kapatalım. Şimdi arkadaşlar kalan ilmeklerimi de ben keseyim. Ve sizinle ilmek artıracağız. Buradan bir ilmek daha kesmek zorundayım. 60 tane ancak oluyor. Şimdi bunu şişime taktım arkadaşlar. Kestiğim son ilmeği. Şimdi örgümü çevirdim. Burada 5 tane ilmek atacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şişimin diğer tarafındaki örgümü aldım arkadaşlar. Şurada kesmeye başladığımız bir ilmek var. Bakın hemen ilk ilmek. Onun diğer taraftaki yani dıştaki kanadını alıyorum. Bakın arkadaşlar bunu alma sebebimle burada bir ayrık oluşuyor böyle örgümüzün. Onu kaybetmek istiyorum. Bunu şişime tek kanadını takıyorum. Şu şekilde. Ve bu ikisini beraber örüyorum. Ve sıradaki ilmeği de örüyorum arkadaşlar. Bir tane daha yani. Toplamda burada 2 ilmek örmüş oldum. Döndürdüm örgümü. Ve ilk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum arkadaşlar. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şimdi artırmış olduğum 5 tane ilmeği örüyorum. Şu şekilde biraz arasını açıyorum. 1 Tabii burası biraz zor oluyor arkadaşlar. Bu bir. Evet arkadaşlar ilmeklerimizin arasını şu şekilde açarak örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Şimdi buradan 1 2 ilmek daha örüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi arkadaşlar hepsini artık örüyorum. Kolyemizin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Burayı bir örelim. Ne yaptığımızı tekrarlayacağım size. Şimdi öndeki 44 tane ilmeğimi örüyorum.
Evet. Biz ne yaptık burada arkadaşlar? Hem koldaki 4 sıra haroşayı tamamladık. Hem ilmeklerimizi, bu koldaki ilmeklerimizi kapattık. Hem de kolumuzun altında 5 tane ilmek artırdık. Bu ilmek artırma sebebimiz de arkadaşlar hem desen için hem de kol altında bir gerginlik, bir daralma yapmasın diye bir miktar artırıyoruz. İki taraftan da bizim avantajlı bir durum açıkçası. Şimdi 44 ilmeğimin kalan ilmeklerini de örüyorum. 9 ilmeğimi de haroşa öreceğimiz için düz devam ediyorum arkadaşlar. Son 2 ilmeğimi örmeden şişime bu şekilde alıyorum. Şimdi bir serelim bakalım yeleğimizi. Ne yaptığımızı görelim arkadaşlar. Bu kolu ben çalışmıştım zaten daha önceden. Sizinle de bu kolu çalıştık arkadaşlar. Şurası da üst üste gelecek. Evet, yeleğimiz kol evini bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bedene başlayacağız hemen. Bakın bizim yaptığımız kısımda burası. Şöyle daha net yakından göstereyim. Biz burayı yaptık sizin de biraz önce. Evet. Ve koldaki de 4 sıra haroşamızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Yanlış yeri gösteriyorum. Orası sırt. Bakın 4 sıra haroşamızı da tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar desenimize başlayacağız. Desenimize sepet örgü öreceğiz. Bilinenin dışında kesme şeker diyen de var ama ben sepet örgü daha, bu farklı biraz. 5 düz 5 ters şeklinde öreceğiz ama biraz önden ve arkadan örüş şekilleri farklı arkadaşlar. Şimdi hemen başlayacağız örmeye. Şimdi bütün ilmeklerimiz, şişteki ilmeklerimizi ön taraftayız ve hepsini düz örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra. Bu desende her kesme şeker sırası veya sepet örgü sırası bittikçe diğer sıradaki örgü şekli değişecek arkadaşlar. Bu ilk sırada desenimizi arkadan yapmaya başlayacağız, kurmaya başlayacağız. Bitirdiğimiz zaman ikinci desen sırasında önden kurmaya başlayacağız. Şimdi arkadan kuracağımız için önden bütün ilmeklerin hepsini sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Bakın bu şekilde düz örüyorum. Şimdi sıranın sonuna gelelim. Tekrar buluşalım. Örgümüzü önden bir sıra ördük ve son 2 ilmeği örmeden şişime aldım ve örgünün arka tarafından modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şu an bizim şişimizde arkadaşlar. Şimdi en son halini şöyle göstereyim. Şurası sırt olsun. Şurası da şöyle ön olsun arkadaşlar. Burada 70 ilmeğimiz vardı. 44 bu önde vardı. 44 de burada vardı. 5 buraya artırdık. 5 de buraya artırdık. Buranın toplamı arkadaşlar 70, 88 daha 158, 168 tane ilmek var şu an. Bunun 18 ilmeğin 9 ve 9 zaten kenar patlarımız kullanmıyoruz. 150 ilmek üzerine biz desenimizi kuracağız. 5 ve katları olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi önden bir sıra düz ördükten sonra evvela 9 tane kenar patımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 2 4 6 8 9 tane patımı ördüm. Yani burası hiç değişmiyor. Şimdi arkadaşlar ilmeklerimizi 5 düz 5 ters öreceğiz. Şimdi 5 düzle başlayalım. 1 2 3 4 5 1 2 5 ters yapacağız. 3 4 5 tekrar 1 2 3 4 5 düz ördüm. Ve tekrar 5 ters. 1 2 3 4 5 ve tekrar 5 düz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar kenar patına kadar 5 düz 5 ters ilmeklerimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. En son 5 tane düzümü ördüm. Şimdi 5 ters. 1 2 3 4 5. Şimdi kenar patım için 9 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7
Son 2 ilmeği örmeden şişime aldım. 9 tane ilmek. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Tekrar arkadaşlar. Bakın bu arada ilmeklerimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. 12 sırada bir bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Şu an 1, 6 sıra sonra tekrar ilk açacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane kenar patımı ördüm. Şimdi tekrar arkadaşlar ön sıradan bütün ilmeklerimiz düz. Hiçbir şey yapmadan sıranın sonuna kadar hepsini düz örüyoruz arkadaşlar. Ön sırada 5 düz 5 ters yok. Arka sırada 5 düz 5 ters örüyoruz arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar tekrar 5 düz 5 ters bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Tekrar arka sıradan 5 düz 5 ters öreceğiz ve tekrar öne geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi örgümüzün diğer tarafına geçmek için bütün ilmekleri düz örelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Örgümü çeviriyorum. Arka taraftan yine 5 düz 5 ters öreceğiz. Ön taraftan bütün ilmeklerimiz düzdü. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Yine 5 düz 5 ters öreceğiz ama evvela kenar patımızı örüyoruz. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Arkadaşlar şöyle döndüğümüz bakın çıkacak. Şimdi biraz daha örelim. Öyle bakalım. 5 ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 5 düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi örgümüzün ön tarafına çevirelim. Bakın desenimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi biz arkadaşlar birinci sırada önden düz ördük. İkinci sırada 5 düz 5 ters ördük. Üçüncü sırada tekrar bir sıra düz ördük ön taraftan. Tekrar arka taraftan 5 ters 5 düz ördük arkadaşlar. Şimdi biz bunu 8 sıra daha yapacağız. Pardon 8 sıra diyorum. 4 sırasını yaptık. 4 sıra daha yapacağız. Şurada 4 haroşa dişi görmeniz lazım. Burayı ördükten sonra arkadaşlar desenimizin ikinci etabı başlayacak ve örme biçimimiz arkadan değil ön taraftan yapmaya başlayacağız. Şimdi 5, 6, 7, 8'i tamamlayın. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ilk desenimizin sırası 4 sırada çıktı. Bakın burada 1, 2, 3, 4 sıra haroşa sıramız oluştu. Şimdi araya ikinci desenimizin arasına bir düz ve arkadan da bir ters geleceğiz arkadaşlar. Ve bununla beraber 9 ve 10. sırayı örmüş oluyoruz. Yani şöyle 9. ve 10. sıra. Biz 1, 2 önden bir arkadan bir geldiğimiz zaman 2 sıra aslında 1 sıra oluyor. Ama ben size deseni anlatmak için her sıraya bir numara veriyorum. Şu an 8. sıramız bitti. 9. sıramız bütün ilmeklerimiz düz. Şimdi İlk 2 ilmeğimi örerek başladım. Kenar patımı örüyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi sıranın sonunda buluşalım tekrar. Evet arkadaşlar bütün ilmeklerimizi düz ördük. 9. sırada örgümüzün ön tarafında. Arka tarafa dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar evvela 9 tane kenar patımızı düz örelim. Yani haroşa 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi sondaki 9 ilmeğe kadar bütün ilmekler ters. 10. sıramız arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar kenar patı hariç örgümüzün arka tarafından bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar bütün ilmeklerimi son 9 ilmek hariç ters ördüm. Bu 10. sıramızda arkadaşlar. Şimdi haroşalarımı örüyorum yine. Son 2 ilmek hariç örmeden şişimi aldım. Şimdi arkadaşlar yeni kurulum yapacağız. 11. sıra. Şimdi evvela 9 tane kenar haroşamızı
Örelim. Örerek başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkadaşlar burada düz, burada ters yapmıştık. Şimdi çeviriyoruz. Buradaki 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. Artık saymaya da gerek yok zaten. Burada düz. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar 5 ters. Önden kurulum rahat oluyor. Tekrar 5 düz. Tekrar 5 ters. Ve 5 düz. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir desenimiz çıkıyor. Tekrar 5 ters. Beş düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar. Beş düz, beş ters. Yine bu sefer önden kuruyoruz arkadaşlar. Bakın. Dikkat edelim. Yoksa deseniniz çıkmaz. Birinci desenimizi arkadan kurmuştuk. İkinci desenimizi önden kuruyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar son 9 ilmek hariç 5 düz 5 ters örelim. Sıranın sonunda tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar önden 5 düz 5 ters geldim ve son 9 ilmeğimdeyim. Onları da biliyorsunuz. Burası değişmiyor. Yine haroşa örüyoruz. Son 2 ilmek hariç. Evet örmeden onları şişime bu şekilde aldım. Şimdi örgümün arka tarafından döndüm. İlk 2 ilmeğimi örerek başladım. Haroşalarımı örüyorum evvela. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi son 9 ilmeğe kadar arkadaşlar yine bütün ilmekler ters. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci kurulumumuz da bu şekildeydi. Bir üst kurulumda yine arkadan kuracaksınız deseni. Dördüncü kurulum önden. Beşinci kurulum arkadan. Yani tek sayılar arkadan, çift sayılar önden kurulacak arkadaşlar desenimizde. Şimdi ne kadar ilerletelim biz bunu? Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Şu ilk kısmına geleyim. Şimdi arkadaşlar bakın 12, 12, 12 sırada bir. Ben ilik açacağım. 6 tane ilik açmayı planlıyorum. 1, 2, 3. Burada bir tane dördüncüyü açacağım. Beşinciyi açacağım ve altıncıyı açtığım zaman bedenimin bir boyuna bakacağım. Yani şöyle serdiğim zaman şu şekilde şöyle bir şey geldiği zaman şu kadar bir şey geldiği zaman ölçeceğim ve ona göre devam ettirip ettirmeyeceğime bakacağım. Yani 12. iliği açtığımızda arkadaşlar sizinle tekrar buluşacağız. Tekrarlıyorum. Birinci kurulumu biz arkadan yaptık. Nasıl yaptık? Önden bütün ilmekleri düz geldik. Arkadan 5 düz 5 ters geldik. Tekrar önden düz. Tekrar arkadan 5 düz 5 ters. Üçüncü haroşa önden düz. Arkadan 5 düz 5 ters. Dördüncü haroşa önden düz. Arkadan 5 düz 5 ters. Buraya kadar bitirdik. Daha sonra şu arada bir önden düz arkadan ters ördük şurayı arkadaşlar ve öne geldik. İkinci kurulum önden 5 ters 5 düz 5 ters 5 düz örüyoruz. Arkadan bütün ilmekler ters ve birinci haroşa çıktı. İkinci haroşa için tekrar önden 5 düz 5 ters ve arkadan hepsi ters. Üçüncü haroşa için tekrar 5 düz 5 ters önden yapıyoruz ve arkadan bütün ilmekler ters. Dördüncüyü de yine 5 düz 5 ters önden ve arkadan bütün ilmekler ters örüldükten sonra arkadaşlar yine şu aradaki işlemi yani önden bir sıra düz arkadan bir sıra ters şeklinde öreceğiz ki 3. sıramızı tekrarlamış olmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi burayı bitirelim sizinle o 6. ilik yani bedenimizin kaç santim olacağını ölçmek üzere buluşacağız. 10 dakikada tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.
Evet arkadaşlar, yeleğimizi bitirdim ve ben düğmelerimi diktim. Kaç sıra desen çalışmışız bir bakalım evvela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra çalışmışız. En son desenimiz bittikten sonra da 6 sıra haroşa çalıştım. Ve ön yüzden bütün ilmeklerimi de kapattım arkadaşlar. İlik sayımız 7 oldu. Burada kısa olmasının sebebi de ben 12 sıra örüp tekrar bir ilik açıp bedenimin uzasın istemedim. O sebeple 6 sıra sonra bir tane daha açtım. Dilerseniz 12 sıra yine burayı yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı bu durum. Şimdi ölçümüze bakalım. Koltuk altından ölçtüğümüz zaman yaklaşık 29,5 santim. Boyu da arkadaşlar 33 santime denk gelmekte. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben bu yeleğimle ilgili bütün malzemelerimi Instagram'da ahenk5858 sayfasından temin ettim. Siz de DM ile irtibata geçip güvenli alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Kapıda ödeme seçenekleriyle PTT kargo ile adresinize kadar teslim yapılır. Evet arkadaşlar, inşallah başka bir videoda başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.